Günaydın, mutlu sabahlar. Piyasalar açısından çok önemli bir güne başladık. Hemen öne çıkanları aktaralım. Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Önce bir bizim merkez bankamız diyelim. Karar saat 14'te gelecek. Ancak yükselen enflasyon ve küresel çapta atılan sıkılaşma adımlarına rağmen TCMB'den %14 olan politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Bozulan ekonomik koşullar sebebiyle parasal gevşeme, yani faiz indirimi için herhangi bir alan yok. Parasal sıkılaşma için, yani faiz artırımı için ise siyasi olarak bir alan olmaması bu ihtimali masadan kaldırıyor. En azından çoğunluk bu şekilde düşünüyor. Haziran enflasyonu %78,6 olarak açıklanmıştı, hatırlayacaksınız. Politika faizi %14'te bulunuyor. Dolayısıyla reel faiz şu an -%64,6 seviyesinde ve diğer ülkelere kıyasla çok çok düşük bir yerde bulunuyor. Reel faizlerin bu kadar düşük olması Türk lirası üzerinde de baskı oluşturan gelişmelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kur yeniden 2022'nin en yüksek seviyelerini test etti bu sabah ve 17,63 seviyelerinden işlemler geçiyor. Bu arada dün Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın net rezervleri 20 yılın en düşük seviyesine geldi. 8 Temmuz haftasında net rezervler 6,1 milyar dolara düştü. Brüt rezervler de 100 milyar doların altında bulunuyor. Küresel çapta bugün önemli bir toplantıya geri sayıyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve banka her zamankinden yarım saat daha geç açıklayacak faiz kararını. Yani 15.15'te yazılı açıklama gelecek. 15.45'te ise Başkan Christine Lagarde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. 11 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor ECB'nin. Önce 25 bas puanlık bir artış denmişti ama piyasalar şu an 50 bas puanlık bir artışı daha çok fiyatlıyor. O fiyatlamalar Euro dolar paritesini 1.02'lere kadar yükselmesiyle kendini gösterdi bile. 50 bas puanın altında bir artış Euro'ya yeniden zayıflık getirebilir. Ama bankanın biraz da eli kolu bağlı aslında. Savaş kaynaklı enerji krizini çok derinlemesine hissediyor Avrupa ve bu krizle ilgili gelişmeler adeta pamuk ipliğine bağlı olduğu için bir ekonomik durgunluk ihtimali büyük bir gerçeklik olarak kıtada yer alıyor. IMF bu konuyla ilgili bir uyarıda bulundu. Bir de siyasi riskler var. İtalya'da hükümet krizi devam ediyor. İtalyan Başbakanı Mario Draghi'nin yeniden istifası bekleniyor. Koalisyonu yeniden kuramadıktan sonra bakalım neler olacak. Peki enerji krizi diyoruz ama o konuya dair son gelişmeler nasıl, ona da bakalım. Rusya'nın Avrupa'ya gaz verdiği kuzey yakın bir hattında 10 günlük planlı bakım çalışması bugün sona erdi ve Rusya'ya yeniden gaz akışına başladı. Ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir de ultimatom geldi. Kanada'ya gönderilen önemli bir parça, bu boru hattıyla ilgili önemli bir parça, Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı ülkeye geri dönemiyor ve Putin bu parça elimize ulaşmazsa o zaman gaz akışını %20 oranında azaltırız dedi. Avrupa Birliği de tüm olasılıklara hazırlıklı olmaya çalışıyor. Dün alınan kararla Ağustos-Mart ayları arasında üye ülkeler gönüllü olarak enerji tüketimlerini %15 oranında azaltma kararı aldı. Gerektiği takdirde ise bu kesinti mecburi hale gelecek. Avrupa ciddi bir sıkıntı yaşıyor enerji konusunda. Hatta şu anda yaşanan sıcak hava dalgası elektrik tüketimini aşırı artırmış durumda. Bu da fiyatları yükseltiyor. Ve piyasalara bir bakalım. Asya bu sabah karışıktı. Avrupa yine biraz böyle, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Temkinli bir hava var. ABD tarafında dün Nasdaq yükselişle kapandı. Ancak şu anda vadeliler biraz daha böyle yatay aşağı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Bizde BIST 100 dün %1'e varan yükselişle günü tamamladı. Yeni günse %0,13'lük yukarı yönlü bir hareketle 2528 puandan başladı. Emtia tarafında altının onsu bir yılın en düşük seviyelerinde şu an itibariyle ve 1689 dolar. Geçiyor ve dün Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirdiğini duyurdu. Ayrıca Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları da durdurulacak. Gerçi tüm bu yaptırımlar şimdiye dek Rusya'yı durdurmaya yetmedi. Hatta dün Rusya-Ukrayna'daki coğrafi hedeflerimizi genişletebiliriz dedi. Ve kripto paralar diyelim son olarak. Tesla dün ikinci çeyrekte sahip olduğu Bitcoin'lerin %75'ini sattığını duyurdu. 23 bin dolara aşıp 24 bin dolara doğru hareketlenen bir Bitcoin vardı. Hemen tepki verdi ve satışlar gerçekleşti. Bu sabah 22 bin 23 bin dolar bandından geçiyor hareketler. Yukarıda takip edilen kritik seviye 25 bin dolar seviyesi. 20 bin doların üzerinde kalıcılık sağlandığında yeni pozitif hava sürebilir beklentisi var. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.